Selam dostlarım ve canlarım. Bugün Rick and Morty'nin tabii ki de 7. sezon 10. bölümünden bahsedeceğiz. Tabii ki de korkularla alakalı o bölümden bahsedeceğiz. Neden korkular dostlarım? Çünkü hepimizin hayatın içerisinde onlarca korkumuz var. O yüzden onlarca korkumuz olduğu için biraz daha o korkulardan ilerleyip bazı şeyler hakkında konuşalım dedim. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum size dostlarım. Aşağıdan bir beğeni atıp bir like atmanızı canı gönülden bekliyorum ve sevgili Audio System, yani daha doğrusu Rick and Morty'yi izlerken başta bir çıkar ya bir logo. İşte o logonun sahibi de doğrusu Rick and Morty'nin yayın haklarına sahip olan şirket. Nedense benim para kazanmama rağmen sürekli benim videolarıma içeriklerimden dolayı telif atıyor. Telif attığı için ben de sürekli olabildiğince az görsel kullanmaya çalışacağım. Hikayeyi kendi çapımda anlatmaya çalışacağım ve anlattığım bu hikayeyi olabildiğince sakin ve sade bir şekilde anlatacağım. Görselleri evet kullanacağım ama fazla da kullanmamaya dikkat edeceğim. Çünkü adamlar telif atıyorlar. Yani neye, kime telif attıklarını ben de anlamıyorum. Çünkü bir şey kazanmıyorum ben bundan yani. Ki o kadar emeğim de boşa gitsin istemiyorum bir yandan. O yüzden olabildiğince az görüntü kullanacağım. İlk sahnede sevgili dostumuz Rick ve Morty'yi birlikte, daha doğrusu beraber hatırlarsanız bir korku karnavalına giderken görmüştü. Korku karnavalında artık Morty Rick'e bazı şeylerin daha az korkutucu geldiğini söylemişti. Burada şöyle bir detay var ki hatırlarsanız ilk sezonlarda Morty korkuyordu. Yani Rick'le beraber bir göreve gittiği zaman ne olacağından korkuyordu, nasıl olacağından korkuyordu. Ve işin en trajikomik olan tarafı ise Morty hatırlarsanız ilk sezonda çatışırken bile karşı tarafa zarar vermekten ve hani insanların canını yakmaktan bile korkuyordu. Ama sezonlar o kadar ilerledi ve sürekli Morty ve Rick'in karakterleri kendi kendiliğine bir geliştiği için artık ikisi de ne korkmaya ne endişelenmeye ve tamamen bazı şeyleri daha easy'ye almaya, daha basit, daha kolay almaya başladılar. Orada bir adamcağız çıkıyor ve adam da diyor ki işte size büyük bir korku yaşatabilirim ama dünyada, ki ben de zaten dünyadayım vesaire. Zaten dostlarımız bu arkadaşımızı görüp kabulünü direktmen dünyaya geliyorlar. Ve dünyada ardından dostlarımız hadi biz gelmişken bir de yemek yiyelim diyorlar. Zaten asıl karmaşa burada başlıyor. Garson geliyor ve diyor ki tuvalette bir korku deliği var. Korku deliğini merak eden dostlarımız koşa koşa tuvalete gidiyor ve korku deliğinin harbiden böyle giren çıkan insanların bayağı korktuklarını ve korkmalarından ötürü bayağı orada büyük bir sıkıntı yaşadıkları. Ve dostlarımız da daha hazır böyle bir sıkıntı varken biz niye korku deliğine girmiyoruz diyor. Tabi Rick orada Morty'yi vazgeçirmeye çalışıyor ama Morty yine de ısrar ediyor ve içeriye atlıyor. Dostumuz Morty içeriye atladıktan sonra canavarlarla savaşmaya başlıyor ve ardından Rick de geliyor. İkili dostumuz bu canavarlarla savaştıkları zaman tekrardan dışarıya çıkıyorlar. Tekrar dışarıya çıktıktan sonra tekrardan bu sefer eve gidiyorlar. Delikten çıktıklarına inanıyorlar. Ki evdelerken birden böyle büyük bir gürültü, büyük bir sarsıntıyla birlikte odanın içerisine bir Rick, daha doğrusu Rick'in gençlik zamanlarındaki Rick ve evin içerisine Diane ışınlanıyor. Ki burada şöyle bir ayrıntı var dostlarım. Hatırlarsanız 3. sezon 1. bölümünde uzaylılar Rick'i kaçırmışlardı ve Rick'in o geçmişinde görmüştü ki aslında Rick'in bu kadar duygusal, bu kadar manyak ve bu kadar şey yaşamasındaki asıl sebep Prime Rick zamanında Rick'i tam anlamıyla böyle tuzağa düşürmüş ve Rick'in kendi potansiyelini yerine getirebilmesi için Rick'in bütün ailesini öldürmüş ki Prime Rick de aynı zamanda bir Rick ama biraz daha manyak, biraz daha bütün Rick'lerin nefret ettiği bir Rick. Ondan müteberrik dostumuz da Rick, hırslanıp içindeki öfkesiyle beraber Prime Rick'i aramak için hayatı boyunca yola koyulmuş ve hayatındaki bütün mottosu da bundandı. Şimdi burada da şunu gördük dostlarım. Prime Rick gerçekten bir manyak. Ama ve lakin bu sahnede eğer 7. sezon 10. bölüme dönecek olursak dostlarım, bu sahnede işte evin oturma sahnesinde bir, o zamandan kalma bir Rick ve Diane evin içine ışınlanıyor. O zamandan kalma Rick büyük ihtimalle bombanın üstüne atladı, portalı açtı ve Diane'i o zamana ışınladı. Diane'i o zamana o yere ışınlayınca bizim Rick de afallıyor, böyle bir kalıyor kendi kendine, hani bakıyor. Eski karısı Diane, bombanın üstüne atlayan Rick Diane'i kurtarabilmek için kendini feda etti. Tabi o anda direktmen yok oluyor. Tabi herkes bir şokta, tabi herkes bir... Böyle bir Yusuf Aleyhisselam falan filan. Herkes böyle bir tuhaf tuhaf bakıyor etrafa. Ardından dostumuz Rick ile Morty bunun hala deliğin oyunu olduğunu, aslında Diane'in hiç gelmediğini söylüyorlar. Ve aralarında tuhaf bir konuşma geçiyor. Tabii o tuhaf konuşmadan sonra Rick, Diane'le arasında olan ufak bir sürtüşmeden dolayı, yani pek birbirlerine alışamıyorlar. Çünkü Diane diyor ki sen kimsin? O diyor ki ben Rick'im. O diyor ki nasıl benim kızım bu kadar büyüdü? Hani kadın başka bir zamandan gelmesine rağmen kadın böyle... Bayağı bir şoka girmiş. Rick de tabii şoka girmiş. Ama Rick ve Morty hala deliğin içinde olduklarını biliyorlar. Ama Rick bunu yine de devam ettirmek istiyor.
Rick Morty diyor ki sen bana güven, ben deliği bozmak için biraz da Diane'le yakınlaşacağım diyor. Diane'le yakınlaşıyor. Diane'le aralarında böyle bir sevgi pıtırcığı falan başlıyor. Ama işin şöyle bir tarafı var ki burada Morty yalnız kalıyor. Yani Morty baya baya yalnız kalıyor. Çünkü Rick aslında Morty'yi bir köşeye fırlatıp tamamen Diane'le ilgileniyor. Ve Morty de burada Rick'e şunu söylüyor. Diyor ki Rick aslında ben anlıyorum. Sen benim korkumsun. Çünkü bir gün eğer Diane'i bulursam beni bırakacağından korkuyorum diyor. O sırada evren bir sallanmaya başlıyor ama Diane'la Rick'in arası tabii yine halen bir güzel falan. Sonra Morty de kendi kendine düşünüyor ve restoranta gidiyor. Tekrardan restoranta gittiği sırada o hatırlarsanız bölümün başındaki onları restoranta getirip bıraktığı bir tane adam vardı. O adamla konuşuyor. Adama diyor ki yani böyle bir şey yaşadık, ne oluyor falan filan. Adam da diyor ki aslında buradaki her şey sahte olabilir ama diyor siz insanların zaten yaşadığı her şey sahte. Sevgi peşinde koşuyorsunuz ama sevgi yalan, sevgi bir sahtelik gibi çok büyük hayat dersleri veriyor. Yani aslında adam orada o kadar gerçekçi bir şekilde konuşuyor ki bazı kelimeleri. Bazı kelimeleri ne kadar doğru da olsa Morty bundan daha fazla çıkarım yapmak istemiyor ve oradan ayrılıyor. Ve dostumuz Rick'le birlikte tabii ki de. Dostumuz Rick'le birlikte geri dönmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Ve gidiyor tabii ki de koskocaman bir gösteride olabildiğince kendini rezil ediyor. Daha öncesinde başka yerlere de gidip rezil ediyor. Ama öncesinde benim en fazla şaşırıp en fazla böyle içimin ürperdiği kısım. Morty'nin eve gidip bir şeyleri artık düzeltmek için çabalayacağı zamanda babasının Tarantula ile olan o korku dolu anını görüp Tarantula'yı kendi yüzüne katıp sonra da Tarantula'yı yemesiydi. Şimdi genel bapta hepimizin bir Tarantula fobisi var. Benim de var, sizin de var, onun da var. Ama Morty orada gerçekten deli bir şekilde Tarantula yiyor. Yani ben bu arada Tarantula fobisine, daha doğrusu örümcek fobisine arachnofobi deniliyor. Bende arachnofobi yok yani. Örümceklerden korkmuyorum. Ama benim bile bir içim böyle bir ürperdi falan, dedim Morty what the fuck ne yapıyorsun falan filan. 5 dakika dedim yani böyle kendi kendime. Ardından dedim Morty gösteriye gidiyor. Gösteride çırılçıplak bir şekilde. Tabii şöyle de bir ayrıntı var dostlarım. Sürekli böyle delik bunlardan beslendiği için Rick ve Morty'de. Rick ve Morty'nin yüzleri falan tamamen bir çökmeye başlıyor. Rick ve Morty'nin yüzleri tamamen içeriye doğru gömçüyor. Rick sürekli onlardan hayat üzerinden ve korkularından beslendiği için bunlar yemeksiz kalıp tamamen çürüyorlar falan. Morty sahnedeyken kendini rezil ediyor ve Rick de bütün çukurun çökeceğini hissediyor. Çünkü Diane falan bir bozuluyor. Hani böyle bir tuhaf tuhaf bir hallere gidiyor. Rick de direktman Morty'nin yanına koşuyor ve Morty'ye diyor ki ne yapıyorsun, hayırdır falan, hani yapma. İşte şu an ne yerine de zamanı. Çünkü daha önce de Morty ona şey demişti. Delik seni öldürüyor demişti. O da belki istediğin budur falan deyip Morty'ye bir siktiri çekmişti. Ardından tabii Morty durur mu? Hayatta durmaz. Devam ediyor tabii ki. Sonra Rick de bakıyor. Hani böyle, çünkü Morty onu ve o ve kendisi için çabalıyor. Yani bir başkası için değil. O bu şu hayatta kalsın diye değil. Sadece öyle büyük babası bu delikten kurtulsunlar diye çabalıyor. Rick de bunun farkında varıyor ve Rick orada hayata yapmayacağı şeyi yapıyor ve Morty'yi seçiyor ve Diane'i reddediyor. Yani Diane'e diyor ki Diane diyor gerçek değilsin. Çok güzel şeyler yaşadık ama ben artık Morty'ye geri döneyim. Çünkü ne kadar şey de olsa, huzur içinde ölmek de olsa burada, ben yine de Morty'yi bırakamam diyor. Burada tabii Diane de git diyor. Ama şöyle bir ayrıntı var ki dostlarım, burada şunu gördük. Gerçekten de Rick and Morty evreninde Rick'in Diane'i bırakabileceği demek ki bir an da olsa var yani. Neden bunu söyleyeyim? Çünkü bana göre eğer Rick kendi eski hayatına dönebilecek olsaydı Morty'yi seçmezdi. Kendi eski hayatını seçerdi diye ben düşünüyorum. Ama burada yazarlar bize farklı bir şey gösterdi ama bilmiyorum dostlarım, belki de deliğin o anki yarattığı kafaydı. Ardından dostlarımız sahnede çıplak bir şekilde, iskeletora benzer bir şekilde rap söylemeye başlıyorlar ve herkes onlara gülmeye başlıyor. Sonra eğlenmeye başlıyor herkes. O sırada delik tamamen çöküyor. Dostlarımız uyanıyor. Dostlarımız tekrardan bu sefer eve gitmeye karar veriyorlar ve eve gidiyorlar. Delik olup olmadığını ya da hala bu şeyin içinde olup olmadıklarını bilmiyorlar ama yine de devam ediyorlar hayatlarına. Hayatlarına devam ederken işte bölüm ilerliyor. Bakıyoruz ki Samur evleniyor, Morty okula gidiyor, Morty'nin okula iyi gitmiyor vesaire vesaire, anılar bu şekilde geçişirken bir de benim sürekli kafamda bir soru vardı. Bildiğiniz gibi bütün Rick'ler hemen hemen aynı gün. Ve bildiğiniz gibi Rick'ler yaşlansa da yine de istedikleri forma, istedikleri yaşa ve istedikleri şekle yine de geri dönüyorlar. Ben de şunu merak ediyordum. O kadar sezondur izlediğimiz Rick nasıl hala böyle ne bileyim ilk sezonda kimmiş gibi duruyor diye düşünüyordum. Ne yapıyor? Sürekli kendi klonlarını
aynı yaşta üretip üretip bir sene sonra sürekli beden mi değiştiriyor diye düşündüm. Yani hatırlarsanız dostlarım, Rick and Morty'nin bir sezonu ve bir bölümde, ki buralara büyük ihtimalle yazarım, Rick ölüyordu ve kendi bedenlerinde tekrardan doğuyordu. Bir makine vardı, Rick'in bilincini tekrardan oraya aktarıyordu. Şimdi burada da şöyle bir ayrıntı var ki dostlarım, Rick tekrardan, acaba diyorum, bir sene sonra tekrardan aynı yaşa, hani bir sene sonra bir yaş yaşlanıyor ya, tekrardan kendini öldürüp o bedende mi doğuyor diyordum. Ama sonra gördük ki meğerse o değilmiş. Yazarların bize çok güzel bir cevabı varmış. Rick'in bir tane serumu varmış. O serum sayesinde dostlarım kendi yaşını istediği zamana alabiliyor. Yani 20 yaşında dönüyor, 30 yaşında dönüyor, 40 yaşında dönüyor. Ama tek farkı o serumu sürekli alması gerekiyor. Çünkü almadığı zaman o serumun etkisi gidiyor ve Rick yavaş yavaş yine eski yaşına geri dönmeye başlıyor. Ki zaten bunu da Diane'le ilk karşılaştığı zaman görüyoruz. Ki Rick and Morty'nin, hatırlarsanız dostlarım, bir önceki sezonlarında Rick'in pek çok alternatifi olduğunu görmüştük. Yani Van Gogh kafalı Rick bile vardı, pek çok Rick'in kendi halleri vardı ama hepsi Rick olmuşlardı ve hepsinin aklı vardı. O zaman büyük ihtimalle hepsinden bu ilaçtan var ve hepsi kendilerini istedikleri yaşa döndürüyorlar diye ben düşünüyorum ki ardından dostlarımız tekrardan Rick ile Morty birlikte konuşurken yine bir korkularının farkına varıyorlar ve o korkularını da atlatıyorlar. Ki kendi korkularını atlattıktan sonra tekrardan delikte olduklarını görüyorlar. Yani dostlarımız bunca zamandır, o kadar zaman geçmiş dedik ki, aslında o kadar zaman geçmemiş. Dostlarımız yine delikteymiş meğerse. İşte burada delik bize ters bir köşe yaptırıyor. Aslında biz zamanın çok geçtiğini de düşünsek o kadar da geçmemiş mi? Bu şekilde dostlarımız tek tek kendi korkularının farkına varıyorlar. Yani bazen fark etmediğimiz onlarca korkumuz var. Ama dostlarımız burada farkına varıyor. Şu korkum varmış, bu korkum varmış diye devam ettiriyorlar. En sonunda Morty şu korkusunun farkına varıyor dostlarım. Kim veya ne derse desin. Morty diyor ki, Rick diyor, sen diyor aslında burada değil misin diyor. Rick de nasıl diyor. Morty diyor, bence benim en büyük korkum, ben bu deliğe atlarsam senin benim peşimden atlayamayacak olmandır diyor. Yani aslında sen hiçbir zaman burada olmadın diyor. Morty birden deliğin içerisinde uyanıyor. Yani aslında tüm bölüm boyunca izlediğimiz, daha doğrusu bölümün başlarında değil de bölümün ortasından bölümün sonuna kadar izlediğimiz Rick, gerçek Rick değil de delikin bizzat kendisiymiş. Yani inanabiliyor musunuz? Onca çılgın şeyi yapan, Diane'le flörteşen ve o kadar manyakça şeyleri yapan delik, aslında Rick'in kendisi değilmiş. İşte burada yazarlar bize ters köşenin üstüne ters köşe, ters köşenin üstüne ters köşe yaptırdılar dostlarım. Ardından Morty uyanıyor ve Morty delikten tekrardan çıkıyor. Çıktığı zaman Rick geliyor. Rick aslında zaman o kadar da geçmemiş. Belki birkaç dakika ya da birkaç saniye geçmiş ama Morty'nin zihni işte. Ve deliğin sayesinde o kadar yıl geçmiş, o kadar yaşamış kafada. Orada Morty duruyor, Rick'le konuşuyor. Diyor, ben diyor deliğin için çok kötü vakitler geçirdim zamanlar. Hatta oranın içerisinde diyor Diane bile vardı derken Rick böyle duruyor. Morty ile beraber ilerliyorlar. Tam çıkarken Rick geri döndü esnada. Bir de şunun farkına varıyor dostlar. Tam dostumuz böyle geri dönüyor ve deliğe atlamaya hazırlanırken kendi korkularıyla, Rick halen kendi korkularıyla yüzleşmek için cesaretin olmadığının farkına varıyor ve Rick atlamaktan vazgeçiyor. Ama Rick'in böyle son sahnede kendi cüzdanında çıkardığı Morty'nin katlanmış bir fotoğrafı var. O fotoğrafı başaranlar tablosu var. Bunu başarmış ve geçmiş olanlar tablosu var. Oraya asıl. Oraya dikkatli bir şekilde bakarsanız dostlarım, fotoğraf baya baya katlanmış. 2-3 defa falan. Büyük ihtimalle Rick Morty'yi o kadar seviyor ki Morty'nin fotoğrafını kendi cüzdanında taşıyor. Ama aynı zamanda o kadar da kendi gururuna yenik düşemiyor ki bu fotoğrafı düz bir şekilde paylaşmaktansa, ya da doğrusu cüzdan arasına koymaktansa, katlıyor fotoğrafı ki kendi gururuna yediremiyor. Ya o da farklı ve ince bir ayrıntı, en azından benim gözüme çarpan. Yani hayatın içerisinde hepimizin korkuları olabilir. Hayatın içerisinde hepimizin sıkıntıları olabilir. Daima insanın mutlu olacağı diye bir şey yok ama hayatın içerisinde asıl amaç, bana göre soracak olursanız, hayatta daima ilerlemektir. Hangi korku veya ne şekilde olduğu pek önemli değil ama bütün korkularınızın yine de size hükmetmesini değil de sizin kendi korkularınıza hükmetmenizi diliyorum dostlarım. Yani bu Rick and Morty bölümü gerçekten benim çok fazla böyle içimi açtı. Aşırı derecede mutlu etti. Umarım siz de bu bölümü izlerken benim kadar en az keyif almışsınızdır. Şimdilik bir sonraki bölüme kadar gerçekten kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.